Herkesin kendine ait bir dünyası var. Kendi dünyamızı başkasına ne anlatabilir ne de yaşatabiliriz. Fakat öyle bir grup var ki onların dünyaları şeffaf. Şimdi benim size bir davetim var. Kendi dünyalarını tüm saflığı ile herkese açmış, yaşamın en cesur bireylerinin dünyalarına girme teklifi. Hülya Nida ile Engelsiz'den herkese merhaba. Davetimin dışında benim bir de tüm Türkiye'ye seslendiğim bir çağrım olacak. Türkiye'nin dört bir yanında sesini duyuramayan bilimsel, sportif, sanatsal ya da akademik alanda başarılı olmuş bireylerin bizlere ulaşmasını istiyoruz. Bize kendinizi tanıtan kısa bir mail atmanız yeterli olacaktır. Ve bugünkü konumuz müzik. Konuklarımızdan biri uzaklardan gelen ve transfer milt hastası, aynı zamanda harika bir Türkülerle Söylüyorum albümünün sahibi sevgili Serhat Gazi Atasoy. Hoş geldin Serhat. Hoş bulduk. Uzaklardan geldin. Çok teşekkür ediyorum. Beni kırmadın. Ben teşekkür ederim. Burada bulunmaktan büyük bir onur duydum. Ben de burada bulunmandan tekrar çok teşekkür ediyorum. Diğer konuğumuz hepimizin çok yakından tanıdığı, sevdiği Ömer Şan ve Bilge Şan'ın oğlu müzisyen Nida Şan. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hep böyle tanıtıyorlar mı seni? Ya alıştık ama mecburen standart artık. Çok kıymetliler ama. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Biz de onlara layık olmaya çalışıyoruz. Hala onların bize verdiği bayrağı teslim aldık. Biz de sonuna kadar devam ettirmeye çalışıyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum sizlere. Hem böyle bir proje, hem böyle bir program, hem de sizlerle bir arada olmaktan gurur ve kıvanç duyuyorum ben de. Sağ olun, var olun. Çok büyük bir değer katıyorsunuz. Çok her gelen ediyorum. Sanatçımız sizler. İnşallah dalga dalga programımız duyulacak, yayılacak. İnşallah. Ben başta bir rahatsızlıktan bahsetmiştim. Serhat'ı biraz daha yakından tanımak ve burada bize bundan sonra anlatacaklarını daha iyi anlamak için birazcık hayatını daha yakından tanıyalım. Serhat Gazi Atasoy 1988'de Gebze'de dünyaya geldi ve doğumuyla beraber hastalıklarla tanıştı. Göz, kulak, böbrek ameliyatları yıllarca sürdü. Hastalıklarından dolayı ortaokuldan sonra eğitimini ara vermek zorunda kaldı. Tüm bu sıkıntılara rağmen hayata sarılmasını müzik sağladı. Saz ve ses dersleri aldı. Tam her şey güzel gidiyor derken bu dönemde de transvers miyelit denen hastalığa yakalandı. Doktorlar onun için ölür dediler. Ancak Serhat mücadeleden vazgeçmedi. Müzik aşkıyla engelleri aştı ve sahnelere çıkmaya başladı. 2012'de Maltepe Musiki Vakfı'nda İbrahim Erkal Hoca'dan 1,5 sene şan eğitimi aldı. Bu vakfın koro ve solo çalışmalarında yer aldı. Birçok konserlere çıktı, televizyon programında konuk edildi ve sanatçılarla sahne aldı. 15 seneyi aşkındır yürüme engelli olmasına rağmen yaşama azmini ve müzik tutkusunu asla yitirmedi. Serhat, azmin takdire şayan. Gerçekten ve gerçekten saygıyla eğiliyorum önünde. Dolayısıyla tüm bunları yaparken seni buna teşvik eden müzik miydi? Yoksa gönlünde başka şeyler de var mıydı senin? Yani herkesin bir şekilde bir şeye tutunması var tabii ki. Bana bu müziği sevdiren, içimden gelen bu güzellik birden müziğe yansıdı. Böyle aktı gitti. Peki, sen bu yansıyan coşkuyu yaşama katarken sorunlarla karşılaşıyor musun? Çok sorunlarla karşılaşıyorum. Hı hı. Büyük yarışmalar yapılıyor. İşte programlar yapılıyor. Hiç programlara çağrılmıyorum. Yarışmalara elemelerine gidiyorum. Burada sizin sesiniz güzel, tavrınız güzel ama siz bize göre uygun değilsiniz deyip geri gönderiliyorum. Hı hı.
Yani genel anlamda bir engel gördüğü çok şeyler var. Zaten tam bu programın konsepti de bu. Aynen öyle. Empatiyi geliştirmek. Evet, senin harika bir sesin ve başına gelen onca olaydan sonra tutunduğun bir şey var, müzik. Seni hayata bağlayan bir şey var belki de. Gene o müzik. Ve senin yollarının açılması gerekirken sadece ve sadece bedensel duruşundan ve durumundan dolayı birçok alandan dışlanıyorsun. Evet. Bu gerçekten çok gerçekten konuşulası bir durum. Ama konuşularak problemler çözülmüyor. Savaşarak da çözülmüyor. Gelişerek bunu başarmaya, yenmeye çalışıyoruz. İşte bu program Hülya Nida ile Engelsiz, tam sonunda olan engelsiz, aslında engel yaşam, yaşamın içinde toplum, bireyler. Dolayısıyla ne istersin? Yani engellerin, genel olarak ben burada bir tüm engelleri kapsıyorum. Yani sonuçta hepimiz, diğer engeller de engelli şeyine giriyor, statüsüne giriyor. Ben devletimizden, halkımızdan biraz daha engellere, biraz daha engellerin önünü açmalarını istiyorum. Aslında devlet ve bir takım toplumdaki sivil kuruluşlar bunu yapıyor ama yetersiz kalıyor. Çünkü yetersiz, evet. Yetersiz çünkü bilinci değiştiremiyorlar Nida. Zannediyorum en başında söylediğiniz gibi empati kurmayı biraz beceremiyoruz. Biraz daha hissederek o duyguları, o durumu hissederek bir şeyler hazırlanmış olsa genel olarak birçok engelli arkadaşımız, dostumuz için de çok büyük kolaylık olacak. Biraz galiba bu durumları atlamış oluyoruz. Yani o çok dikkat edilmiyor empati yapılamadığı için. Yapılamıyor. Örnek teşkil etmesi açısından zaten hani hakikaten ben burada alanında başarılı olmuş ünlü konuklarımızı gerçekten çok çok fazlasıyla sesimi duyurmaya çalışıyorum. Çünkü burada empatiyi arttırmak, bu algıyı yerleştirmek adına sizlerin yardımına çok çok ihtiyacımız var. Ve dolayısıyla ne kadar hani bu konuyla ilgili teşvik olursa o kadar biz bunu başarırız. Sizin Nida Bey, bu konuya olan duyarlılığınız, bu ve birçok sosyal projede bulunmanız, buna gönülden hemen nerede nasıl demeden evet demeniz, bu duyarlılık nereden geliyor? Bari en azından ya, hani empatiyi arttırmak adına. Ya açıkçası dediğim gibi empati yapmak birincisi, insanların yerine kendinizi koyabilmek çok önemli. Siz nasıl bunu başarıyorsunuz? Yani hissederek galiba. Yani zorluklarından tabii ki birebir hiçbir şey onların yaşadığı gibi olmuyor ama biraz daha hissederek düşünürsek çok daha farklı olacak. Aynı şey bizde olursa belki birçok insan bunu empati olarak beceremiyor ama aynı şeyin empatinin açılımı olarak kendimizde düşünürsek neler başımıza gelebilir, neler olabileceği, ki keza birçok örneği de var bunu anlatan, sosyal sorumlulukla ilgili olan birçok proje de var. Biraz tabii onlara özen gösterip yakından takip etmek birçok şeyi çözüyor. Bir de elimizde keşke çok daha başka imkanlar olsa da çok daha başka şekillerde yardımcı olabilsek. Şu anda yapabileceğimiz şey ağırlıkta işte sanatımızla, varlığımızla bir arada olarak, destek olarak sağlayabiliyoruz. Onun haricinde daha neler yapılır sonuna kadar da her projede seve seve olmak isterim ben de. Harikasınız gerçekten. Büyük bir motivasyon oluyor bu benim için. Çünkü ben 20 yılı biriktirdim cebimde. 20 yaşında olan engelli Allah kızımla başlasın. Beraber yaşamın içinde çok fazlasıyla deneyimim var. Ama bunların içerisindeki bütün deneyimlerimin toplamı ne diye sorduğunuz zaman da Serhat'ın dediği gibi kişilerin engelli kişiyi dışlayarak, eksiği olarak ve kaçılası insan olarak bakıyor olması ve bunun dalga 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 her yere yayılması. Bir takım yaşadığım engellerden bahsetmek istiyorum Hülya Hanım. Evet, neler bunlar? Gelirken mesela asansörler. Asansör bozuktu. Diğer ikinci asansör olmasa ben kaldım gitti orada. Yani
diyelim asansör 40 kişi alıyor. Asansöre biniyorlar 50 kişi. Üstünde yazıyor bu asansöre öncelikle, engelliler, öncelikle. Çocuklu aileler binebilir. Evet. Ama bunu insanlarımız kullanıyorlar, bile bile bunu kullanıyorlar, evet. Bozuyorlar ve biz mağdur oluyoruz. Evet. Maalesef bunun da birçok örneğini zaten kaldırımların önüne görüyoruz, evet. Arabalarını park ediyorlar. Ya bunların biraz daha duyarlı olunması lazım. Çok gerçekten bu konuyla ilgili çok tartışmalarım oluyor. Herkesin de bu duruma maruz kalan oluyordur ama dediğim gibi her şey ebeveynin çocuğuna öğrettiği ve bu toplumda bizden sonra büyük bir çoğunluğu oluşturacak olan o çocuklarımıza bunu bence aşılamak gerekiyor. Ne miras bıraktığımız, evet. Çok önemli. Yani iyi bir miras bırakmıyoruz bence. Bence de. İyi bir miras bırakmıyoruz. Bazı şeyler biraz atlanıyor, dikkat edilmiyor maalesef. Nida Bey de burada yani bir sürü yarışmalar yapılıyor. İşte diziler yapılıyor. Neden bu yarışmalarda yetenekli engelli arkadaşlarımıza yer verilmiyor? Hiçbir davet edilmiyorum. Ben albümümü yaptım. Çok inanın çok zorluklarla yaptım. Yani sponsor bulamadım. Bir şekilde çok ciddi bir dış mekan bir albüm çekecektim. Evet, çok zor. Çok ciddi emekler dinlemek, harcadım. Belki bir parçayı dinlemek 4 dakika, 5 dakika ama ona verilen emek günlerce albümlerde aylarca belki. Bir ciddi bir çalışma var ve tek değilsiniz. Bir sürü insan var. Ve Serhat bunu hem bütçesiyle hem bedeniyle ve tüm engellere rağmen tek başına yapmış. Ne mutlu ki zorlukların üstesinden severek, sanatıyla ve gönlünden koparak, gönlünden gelerek yaptığı bir albümle taçlandırmış. Evet. Gerek ailem, gerek çevrem bu konuda bana çok destek olmuşlardır. Albüm aranjörüm buradan Erhan Doğancıoğlu izliyorsa ona da selam olsun. Buradan çok selamlar. Çok güzel emekler verdik. Çok güzel oldu albüm. Eminim. Dinleyeceğim. Her yerde var mı bu albüm Serhat? Herkes nereden bulabilir seni dinlemek isteyen? Dijital platformlarda. Artık daha kolay ulaşılabiliyor, evet, dijital platformlardan. Yani müzik marketlere hiçbir albüm şu an gitmiyor. Yani daha çok dijital platformlarda. Programın başında bir rahatsızlıktan bahsetmiştim. Bu konuda benim bilgim yetersiz olduğu için çok ilgimi çekti. Araştırırken çok fazlasıyla hastalığın zorlayıcı olduğunu öğrendim. Bu hastalığı gelin hep birlikte biraz daha tanıyalım. Transvers miyelit, omurilikte meydana gelen enflamasyon sonucu ortaya çıkan nörolojik bir bozukluktur. Hem yetişkinleri hem de çocukları etkileyen bir felç durumudur. Çok nadirdir ve hasta belirtileri göstermeye başladıktan 24 saat sonra hastalık son safhaya gelecek şekilde hızlı yayılır. Biraz bu hastalıktan burada duymamız gereken daha başka detaylar var mı Serhat? Bahsedebilir misin? Bu hastalığın 125 tane çeşidi var. Yani birincisi, ikincisi, üçüncüsü diyemediler. Sadece transfer made. Yani vurmuş, etkisi büyük olmuş. Bu süreçte de kalacak değil mi? Yani vurmuş ve sen bu konuyla ilgili geldiğin son durum değil mi? Senin hayatı ve yaşam kaliteni. Son durum, evet. Yani ben çok zor şartlarda buraya geldim. Hiçbir tarafa yatakta dönemezken işte azmimle, gerek kendi azmimle, çevremin desteğiyle, ailemin desteğiyle bu seviyeye geldim. Bundan sonraki yolculuğun neresi Serhat? Nereye varmak istiyorsun? Her şeye rağmen. Bundan sonraki yolculuğum topluma faydalı iyi bir birey olmak. Engellerin dili olmak, gözü olmak, onlara faydalı olmak. Aslında benim düşüncem
engel diye bir şeyin ortadan kalkması. Yani hep... Ya ben bu kelimeyi kullanmak hiçbir zaman istemiyorum hep ama vardır, işte evet. Yani... Çok yani kullanmak istiyoruz ama ben yakın şahit olduğum, benim de bir kuzenimin yavrusu var. O da görme engelli. Fakat bir şeylerin, hani engel diye tanımladığımız bir şeylerin aslında bir şeyleri de çok fazla öne çıkardığını biliyorum. Görmeyle değil ama kulaklar inanılmaz o görme yetisinden çok daha fazla şeyi algılayabiliyor. Onun için bir yandan bir şeyler eksik gibi gözükse de aslında bir şeyler de bizden, yani sağlıklı, ben engelli değilim dedi diyen insanlardan çok daha sağlıklı, çok daha ileriki durumda. Yani mesela bunu çoğalmasına sebep aslında en baştan sistemin engelli veya farklı bir bireyin eğitim hayatında onu ayrı bir yere koyması. Evet. Koyduktan sonra ona bu konuyla ilgili topluma kazandıracak ve tüm yetilerinin, eksikliklerinin, fazlalıklarının iyi analiz edip bu konuyla ilgili eğitmen eksiği, bireysel gelişimi, davranışsal mod, yani tüm bunlar aslında eksik. Kesinlikle. Yani bir engelli de toplumun içinde var olmalı mesajını vermemiz gerekiyor toplum olarak. Bir engelli toplumda var olmalı, çok olmalı aslında. Yani bu engelli arkadaşımızın diyelim sanatsal faaliyetlerde diye, yani ne yeteneği varsa o şekilde bir istihdam olması gerektiğini düşünüyorum. Tabii. Yani eğer iletişim veya oraya ulaşım sorunu varsa kişinin, tamam biz sana kapını açtık ama sonuçta eğer sen bu konudaki bu şartları değerlendiremiyorsan senin için biz hiçbir şey yapamayız. Yani potansiyeli olan engelli bireylerde bu konuyla ilgili çok büyük çabada kalıyorlar. Bunların çok daha dışında eğitim hayatını her türlü zorluğa rağmen yapmış olan engelli bireyler bu aşamalardan sonra diğer bir sıkıntı istihdam. Kesinlikle. Evet. Yani yapabilecekleri yüzlerce iş varken görmüyordur, ellerini kullanıyordur. Yani mesela örnek, Serhat şu anda çok güzel bir örnek. Müzikle bütünleşip bütün o her şeyini müzikle paylaşıp çok başka bir yere getirmiş. Biz tabii ufak bir prova yaptığımız için program öncesinde sesi de sazı da en son tabii dinleyeceğiz. Buradan biraz heyecanlandıralım bizi izleyenleri. Çok güzel, yorumu da çok güzel, bağlaması da çok güzel. Başka bir yere götürmüş ama onu. Çok da iyi olmuş bence. Sanat gıdadır. İlaçtır. Müzik ruhun gıdasıdır. Kesinlikle. Diyor ya. Kesinlikle. Yarışmalara neden katılmak istiyorsun Serhat? Sesimi daha geniş kitlelere, daha geniş yelpazeye koymak için. Bunun için ne yapabilir Nida? Vallahi aslında Serhat gerçekten çok güzel bir şey yapmış, albümünü hazırlamış, onu dinleyicilere sunmuş. Ama dediği gibi bazı sorunlar var ki maalesef aşılamıyor. Yardımcı olmak inanın hiçbir şey kaybettirmeyecek. Hı hı. Bir şeylere yol açmak bir şeyleri size kaybettirmeyecektir. Örnek olarak sizin bu yaptığınız program. Çok güzel bir program. Çok büyük bir adımdır kesinlikle. Yani bence de keşke çok önceden düşünülüp bu tarz programlar yapılsa, en azından birilerinin yüreklerine buradan dokunmaya vesile olacaktır yani diye düşünüyorum. Yani şu şekilde diyorum, yani diğer müzisyen arkadaşlarımız da oturarak çalıyor. Yani benim sorunum yürüyememez olmam mı? Yürümemek mi benim sorunum? Evet, değil mi? Sorunun ne? Soralım buradan. Yani, yani senin sorunun ne gerçekten? Harika bir ses, şahane bir albüm. Çok iyi, muazzam bir yetenek. Evet. Eksik ne? Yani oturuyor olma. Sadece oturuyor olma. Eksik insanlar, bence de. Eksik insanlar da, evet. Maalesef öyle. Ya bir engelli gördükleri zaman
Tabii duyarlı insanlar da var. İstisnalar kaideyi bozmaz. Hı hı. Ama duyarsız insan da çok. Gerçekten. Çok. Bence oran yani çok daha fazla. Bunları çok yaşıyorum. Diğer arkadaşlarımız da yaşıyordur. Yani duyarlı olmaya davet ediyorum buradan. Evet, duyarlıdan öte vicdanlı. Yani çünkü duyarlılık birazcık acımayla da karışıyor. Yani biz acınmak istemiyoruz. Evet, acınma haline getiren gene toplum. Çünkü onu bir alana sıkıştırıyor. Yani mesela birçok engelli birey birçok yerde şarkı söyleyerek bir şekilde geçimini kazanmaya çalışıyor. Çünkü neden? Gideceği sağlıklı bir eğitimle ilgili alacağı merci yok. Ben her hani şey bu, kısıtlı zaten. Kısıtlı. Ya bu eğitim de dahil olmak üzere birçok şey. Hayattaki yaşam şartları, Serhat'ın da bahsettiği gibi yol, hayat şartları bunların hepsi birbirini etkileyen etkiliyor. Şeyler. Etkiliyor. Ardından kesinlikle. Herhangi bir meslek sahibi oldu, yapabileceği alanlarda uzmanlaştı. Fakat o zaman gene kısıtlı ve gene onun çalışma alanına ilgili A konusunda başarılıysa dolayısıyla yavaş olduğu veya orayı aksattığı için B işine kanalize ediliyor. Sağlıklı bir birey gittiği zaman müzikal anlamda bir destek almak için ona farklı bakıyorlar. Onun işini görüyorlar. Ben veya diğer arkadaşlarım gittiği zaman yani diliyle olmasa da bakışlarıyla siz onu anlıyorsunuz. Anlıyorsun değil mi? Anlıyorsunuz. Evet, evet. Gerçi çok bunu da çok fazla düşünüp kendini üzme neden dolayı. Çünkü gerçekten biz de çok ciddi sıkıntılar bazen yaşayabiliyoruz. Yani müzikle olan birçok şey birbirine ciddi çok bağlı. Ciddi sıkıntılar var, evet. Evet, yani bu sadece bir şeyden dolayı bir şeylerin eksik kalmasından kaynaklanan bir şey değil. Genel olarak sanatçılar olarak, da yaşıyor bunları. Evet, evet. Bu dediğiniz gibi eğitim, anne babanın ne verdiği, empati kurabilmek, hissedebilmek. Biraz evet. Bunlarla bağlantı. Onları bu anlattıklarımı hissedemeyen bir insan da zaten bizim beklentimizi karşılayamayacaktır. Hı hı. Hissedebilmek için vicdan lazım. Onun olması için ta bir çocuğun sosyal ortama karıştığı anda bir engelli bireyle muhakkak tanışıyor ve hayatında olması lazım. Ama bizde öyle değil, ayrıştırarak oluyor her şey. Yaşamadıkları için. Yaşamadıkları maalesef, için. Her şey ayrışa gruplaşma. Gruplaşma, cepheleşme, evet. Ve en zayıf halkanın da sürekli kopmaya mahkum olması. Aslında özet bu. En zayıf halka engeller ve engelliler olarak biliniyor. Evet. Halbuki en zayıf halka yarattıkları engel. Bir de şöyle bir şey var. Sivil toplum kuruluşları, dernekler, bunlar da bir şekilde teşvik yapması gerekiyor. Şu an bizim bir Kocaeli'de engelsiz sanat topluluğumuz var. Evet, takip ediyorum. Çok güzel şeyler yapıyorlar. Konserimizi siz de bekleriz inşallah. Gelmez 30 Ekim'de. Mi? İnşallah. İnşallah. Seve seve. Bizim Dilovası Engeller Derneği var. Yani çok güzel işler yapıyoruz. Ya yani bu şekilde derneklerin de projeler yapıp engelleri istihdam etmeleri lazım. Vallahi bizim de haberimiz oldukça elimizden geldiğince katılmaya çalışıyoruz. İnşallah haberim olursa ben de elimden geldiği kadar katılmaya çalışırım. Çok teşekkürler. Her zaman yanındayız. Hepimiz aslında dediğim gibi yani tüm dünyada yaşayan canlılar aslında hepimiz aynıyız. Kimimiz eksik, kimimiz fazla. Sadece sizler biraz daha bence cesaretli, saygı duyulması gereken yaşama sunulmuş olan çok değerli varlıklarsınız. Sadece değer bilinmiyor ama... Şu şekilde deniyor. Herkes bir engelli adayıdır. Ben bu kelimeye çok kızıyorum. Evet. Yani herkes bir engelli adayıdır deyip gerisi gelmiyor. Evet. Ya bu kelime de... O da yanlış. Ben de birazcık doğru bir şey kelime. Lafta kalıyor. Hani tehdit eder gibi bak sen ne engellisin. Böyle bir şey yok. Yani eşitlik. Bakın engellilerle ilgili ne fazla ne eksik. Eşitlik. Kim kime göre engelli, kim kime göre engelsiz. Evet. Yani misal veriyorum buradan bu empatiyi yapamayan insanlara soruyorum. Sadece yürümek değil. Hı hı. Serhat gibi güzel sesiniz var mı? Yok. Siz bir şeyi kazanıp başarıp bu azimle kendinizi bir şekilde kanıtlayabildiniz mi? Mümkün değil.
zaten bunları başarabilmiş olamam. Bir insan az buçuk o duygularıyla hareket edebilecek bir insandır, anlayabilecek bir insandır. Öbürlerinize tamamen tenzih ederek söylüyorum ama bu durumu çok rahatlıkla yaşamış ve örnek olmuş bir arkadaş Serhat'ta. Takdire şayan. Aynen. Bu konuda devletimizden, büyüklerimizden engellerin istihdamı konusunda biraz daha yer açmalarını istiyoruz, rica ediyoruz. Yani ben çalışmak istiyorum. Yani bir engelli bir masada oturup telefona bakamıyor mu? Ben bakarım. Diğer arkadaşım da bakar. Yani bunun için neden bir sınav koyarlar? Yani bir santralde telefona bakması için bunun için niye bir sınav oluyor? Yani engellinin bir geçiş üstünlüğü olması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda devletimiz biraz daha yelpazeyi genişletsin istiyorum. O zaman inşallah buradan duyururuz. Buradan duyurulması için tüm çabayı sarf ederiz. İnşallah burada sorunların dışında çözümleri de konuştuğumuz, çözüldü dediğimiz bir programımız da olur. İnşallah. Ben inşallah. Geldiğiniz için, katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Evet. Kısa bir zamana dünya kadar konu sıkıştırdığınız ya, için. Ya inanın zaman nasıl geçtiğini anlamadık. O kadar çok konu var ki çok. Konuşacak. Biz Serhat'la da büyük bir ihtimalle telefonlarımızı alıp bol bol. Telefon trafiği yaparız artık. Yaşasın. Çünkü dediği gibi konuşulacak çok şey var. Yaşasın benim sanat. Benim de insan olarak öncelikle merak ettiğim birçok şey var. İnşallah da bu bağlantıyı koparmadan güzel bir şeylere belki bir parmak basarız, bir kendimizi gösteririz güzel bir şeylerde. İnşallah. İnşallah. Programımızı kapatırken tüm dünyanın duyduğu, buradan rahmetle ve saygıyla andığımız canımız Aşık Veysel'in bir türküsüyle herkese hoşça kalın diyorum. Şaşar Veysel iş bu hale,
ya havaya gahi güne. Yetişmek için menzile gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Yetişmek için menzile gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece.